8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür. Kenan Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkürler sizler. Bizler de iyiyiz. Günaydın diyelim hep beraber. Herkese günaydın diyelim. Evet aynen. Hocam çağımızın hastalığı ateroskleroz. Kalp hastalıkları gerçekten inanılmaz derecede yaygın ve yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu kalp hastalığını, daha doğrusu bu inme ya da enfarktüs dediğimiz hastalığın en önemli sebeplerinden bir tanesi ateroskleroz. Ateroskleroz nedir hocam? Biraz bahseder misiniz? Herkesin günaydın dedik ama daha iyi haftalar, iyi aylar, iyi yıllar ve insanların genç olarak yaşlanması için damarların da yaşlanmaması gerekiyor. Atero damar demek, skleroz daralma demek. Ateroskleroz damarların daralması ya da halk diliyle söyleyecek olursak damarların kireçlenmesi. Bu evet. Şekilde genelde, genelde öyle bahsedilir. Bunun neden önemli? Aslında çağımızın hastalığı dediniz. Aslında bu çok uzun süreden beri bu şekilde devam ediyor. Neden önemli? Hem mortalite hem morbidite. Yani sizler de tıp insanısınız, az çok bilirsiniz. Yani hem ölüme sebep olan hem de sakatlık bırakan hastalıklar. Evet. Birçok hastalıklara neden olan başında ateroskleroz geliyor. Ne zaman başlar? Aslında biz bebeklikten itibaren o endotelin bozulması, işte damar içinde endotel dediğimiz bir yapı var. Bu yapı ne yapıyor? Kan akışkanlığının yeteri derecede devam etmesini ve kanın tüm organlarımıza ulaşmasını sağlıyor. Bizim besinlerimiz, oksijen, tüm durumlar arterler vasıtasıyla gider ve tüm vücudumuza gittikten sonra orada beslenirler, daha sonrasına gelir. İşte sağlıklı bir arter yapısının olması ne demek? Sağlıklı bir yaşamın olması demek. Burada meydana gelen endotel fonksiyonlarındaki bir bozulma, ki bunun sebeplerini birazdan da bahsederiz, bu süreci başlatır. Bazen çok hızlı gider, bazen yavaş yavaş gider. Ve sonuçta hiç istemediğimiz bazı sonuçlara karşılaşabiliriz. Hocam peki risk faktörleri nelerdir? Şimdi tabii herkesin olmuyor mu? İnsanlar yaşlandıkça muhtemelen çok çok ileri yaşlara kadar gelir. Kimisinde 20 yaşında ortaya çıkabiliyor, kimisinde ise 70-80'lerde olabiliyor. Eskide bir şey vardı ya hani alın yassı. Aslında bu alın yassı dedikleri durum muhtemelen işte genetik yatkınlığımız, genetik durumumuz çok belirleyici. Biz koronada da biz bunu gördük. Çoğu hastalıkta da biz bunu gördük. İşte bazı genlerimiz maalesef pozitif ayrışıyor, iyi pozisyonda ayrışıyor, bazıları negatif ayrışıyor. Yani deyim yerinde işte şunu söyleyeyim. Tavlada insanlar şey var ya, bazı insanlar hep yek atarak dünyaya gelir, bazıları düş yaş atarak dünyaya gelir. Keşke hep yek atarak gelmeyelim. Hep yek atarak gelenler hep dezavantajlı pozisyonda. Ancak bu dezavantajlı pozisyonları kendi lehimize çevirmek birazcık elimizde olan riskler var. Çok güzel bir şekilde bahsettiniz. Hangi riskler? Şimdi bu risklerden bazılarını biz değiştirebiliyoruz. Bazılarını ise değiştiremiyoruz. Örneğin biraz önce bahsettiğim şekilde biz anne ve babamızı seçemiyoruz. Seçemiyoruz. Ondan almış olduğu, ona da seçemediler tabii ki çok uzun sürede geldiklerinden dolayı. Bu ne yapıyor? Bazı hastalıklara yatkınlığı artırıyor. Biz bunu değiştiremiyoruz. İkinci olarak zamanı değiştiremiyoruz. Yaşlanıyoruz yani yaş alıyoruz. Şu anda bile gidiyoruz yani bir dakika öncesine göre değiliz. Hücrelerimiz de doğal olarak yaşlanması kaçınılmaz oluyor. Bu türlerden değişir. İnsan ırkından farklıdır. Örneğin bir kaplumbağa 300 yıl yaşar ancak. İnsanların ortalama ömrü belki 100'e kadar götürebilirsiniz. İşte bir tavşanın 10-15 yıldır. Ancak bunun bu sürecini İşte onda da öyle var. Eğer bir kaza olmazsa kolesterol düzeyi çok yüksek olan insanlar 15 yaşında kalp krizi geçiren de olabiliyor. 70 yaşında da yine kalp krizinden geçirip ölen insanlar da olabiliyor. Bunu da değiştiremiyoruz. Yine belli bir yaşa kadar siz bayanlar şanslısınız. Erkekler biraz daha riskli. Erkeklerdeki o risk de maalesef yani bu yansıyor da hocam yani hem dünyada hem ülkemizde kadınlar erkeklerden ortalama 4-5 yaş daha fazla yaşıyor. Ve bunu söyleyeyim, bunun en önemli özelliklerinden biri de şu, ben bazen de şey yapıyoruz, biz sizlere çok iyi bakıyoruz aslında kadınlara, kadınlarımıza şey yapmayalım diye. İşte ölüm oranının en düşük olduğu ya da yaşın en yüksek olduğu il, benim memleketim Tunceli. Orada kadınlarımız erkeklerimizden ortalama 6-7 yaş daha da yüksek bir şekilde yaşıyor. Tabii bu hareket önemli bir kıstas. Tabii. Stresin olmaması önemli bir kıstas. Ve o genetik yatkınlığın devam etmesi önemli. Bu üçünü biz değiştiremeyeceğimizi söyledik. Ancak bunun dışında
Sigara sağlığa zararlıdır, ben bunu söyleyeyim. Çünkü televizyonda kullanılması çok uygun değil. Özellikle tütün ve mamulleri ciddi bir şekilde etkiliyor. Oksidatif stres yaparak o plağı arttırır. Bir plak dedik ya, biz evet. Endotel fonksiyon bozukluğu. Evet. Tansiyon yüksekliği, normal olmayanlara göre. Şeker yüksekliği, yani tip 1 veya da tip 2 diyabet. Kolesterolün yüksekliği. Kolesterol dediğimizde de kötü kolesterol ve iyi kolesterol. Her zaman her programda da şunu söylerim, insanların unutmaması için. Kötü kolesterol LDL, yani lanetli kolesterol LDL. İyi kolesterol HDL, yani helal kolesterol, hayırlı kolesterol. Ya da biz bu şekilde görelim. Yani hocam gittiğimizde, ya benim şu kolesterol mu yüksek, hangisi biri iyi, biri kötü? Çünkü şu, kötü kolesterol olumsuz yönde etkiler, iyi kolesterol ise olumlu bir şekilde, bir risk faktörünüzü bile azaltabilecek düzeyde iyi. Bunun da yeri gelmişken söyleyeyim, iyileştirmek için kilo almamak lazım, egzersiz yapmak lazım ve eğer tütün ve mamulleri kullanıyorsanız mutlak olarak kesilmesi lazım. Yani siz iyi kolesterolünüzü belli bir seviyeye aslında istersek getirebiliyoruz. Stres gene önemli bir faktördür. Yani onu yönetmek, düzenli uyku veyahut da bu yaşamdaki değişiklikler, lipoprotein, küçük A dediğimiz bazı durumlar yine olumsuz olarak kendilerini gösterebilmektedir. Tabii bunları neye sebep oluyor onu da konuşuruz. Hocam peki ateroskleroz hakikaten yani neye yol açar, ne yapar? Ateroskleroz damar nerede varsa oraya da sebep olabilir. Yani sadece kalp değil. Evet, şimdi şunu diyoruz yani ben geldim ya bir düşünün. Damarın girmediği bir yer yok ki. Çünkü gidecek ki orada bir doku olsun. Evet. Örneğin gözlerimize gidiyor değil mi bakın. Evet. Gözlerimizle ilişkili olabiliyor. Çok olumsuz bir hem oradaki arterlerdeki değişiklikler ya da oraya bir pıhtı gidip attığında ne oluyor? Kişi kör olabiliyor. Evet, diyabette yani, genellikle karşılaşılıyor. Çok basit bir şey. Ya kalple ne alakası var? Ya veya aterosklerozla ne alakası var? Gözde bile olabiliyor. Ya parmaklarımızda bile. Evet. Değil mi? Çoğu zaman içenler parmaklarda siyahlaşma, hissizlik, soğukluk, solukluk olur ve hatta bacak kesimlerine kadar gittiğini görüyoruz biz. Bacak damarlarındaki tıkanıklıklar. Aort dediğimiz büyük bir damarımız var sizler de biliyorsunuz. Bu büyük damarımız kanı tüm vücuda götüren ana damarların başındadır. Orada genişleme, artı bazen orada yırtılmalara kadar, orada tıkanmalara kadar sebep olabiliyor. Böbrek damarlarımızı etkileyip böbrek hem bir böbrek yetersizliğine hem de tansiyonun kontrol altına alınmasını engellemeye de neden olabiliyor. Yani biz buna biliyorsunuz tansiyonda hem sebebi bilinen tansiyon var ki bu %5'tir. %95'in ise sebebi çok faktörlüdür, multifaktöryeldir. Onun sebeplerinin başında da böbrek damarındaki tıkanıklık gelir. Bunun başında başka ne yapabiliriz? Kalbimiz var değil mi? Kendi işte kanı pompalayan kalbimiz. Kalp damarlarında ciddi tıkanıklıklara sebep olarak hem anjina yapabilir, stabil anjina. Yani kalp ağrısı. Kişiyi kalp ağrısı. Bu konuda her konuşta yaparım. Yani öyle bir pozisyon ki şairlerimizin bile dizelerine girmiştir. İşte doktorcum bu yüzden ben de bu anjina pectoris der mesela Nazım Hikmet bir parçasında evet. Ne sigara ne ateroskleroz der. Bir onu yaparsak aynen tam bu bizim konumuzu işler. Burada kişi ne yapar? Stabil anjina ile anstabil anjina. Yani seyircilerimizin şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bu plaklar, hani biraz önce bahsettik ya, bu plaklar bazen yavaş yavaş ilerleyebiliyor. Bazen de aniden bu plaklar yırtılabiliyor. İşte bu plakların yırtılması gerçekten çok ciddi sonuçlarla karşılaşıyor. Biz biraz önce dedik anjina işte kalpte. Bunun dışında ne yapabilir? Kalp krizine neden olabilir. Oradaki o damarın aniden yırtılması, plağın yırtılması, hani kalp damarlarını, hani bizim nasıl dışarıda bir damarımız kanarsa hemen ondan sonra duruyor ya, kan orada bir tıkanıklığa sebep oluyor. Ve oradaki o tıkanıklık kalp kasının beslenmesinin bozulmasına neden oluyor. Sonuçta ciddi kalp krizi de karşımıza gelebiliyor. Kalp krizinde de biz şunu biliyoruz ki, hastaneye yetişmezse bunların bir kısmı hatta hastaneye yetişmeden ölebiliyorlar. Ritim bozukluğu ve benzeri durumlardan kaynaklanarak. Yetişseler ve geç yetişseler de bile ne yapabiliyor? Kalp yetmezliğine neden olabiliyor. Evet, birçok komplikasyonlara sebep olabiliyor. Kalp dışında ne hangi durumlara sebep olabiliyor? Mesela beyine değil mi? Beyine giden damarlarımız var. Biz karotis damarlarından bahsediyoruz. Buradaki tıkanıklıklar ani de olabilir, yavaş yavaş da gelişebilir. Burada da yine aynı ateroskleroz dediğimiz olayların sebepleri, işte o plak rüptürlerinin. Burada da inmeye sebep olabiliyor. Ki inme artı yani felç ya da
kalp krizi, ikisi birbirine biz ikiz deriz genelde. Birbirine twinler diye ikizler olarak görürüz. Birinin risk faktörleri hemen hemen ikisinde de benzerdir. Tedavi de birbirine çok yakındır. Çünkü ne kadar erken davranırsak o kadar da iyi olur. Hocam o kadar güzel anlattınız ki hiç bölmek istemiyoruz. Ama program süremiz de yetmiyor. Bir evet. dahaki programda gerçekten sizlerden bunları daha da ayrıntılı bekliyoruz. Çok teşekkürler. Biz sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Ben her zaman programı kapatırken şunları söylerim. Kalbinize iyi bakın çünkü içinde sevdikleriniz var diye. Süpersiniz gerçekten. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugünkü program konuğumuz kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Kenan İltümür'dü. Kendisine vermiş olduğu güzel ve güncel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.